Değerli tarih dostları, milletin ekranı Konte ekranlarından hepinizi muhabbetle selamlıyoruz. Bugün akşam yine sizinle bir tarih yolculuğuna çıkacağız ve insanlık tarihinin önemli kazanımlarından, tecrübelerinden sizlere istifade ettirmeye çalışacağız. Evet dostlar, bugünkü konu başlığımız Hristiyanlığın tarihini oluşturacak. Hristiyanlık nerede ve nasıl doğdu, nasıl gelişti, İnsanlık tarihindeki gelişim serüveni, doğuş hikayesi, bütün bunlar bizim konumuz içerisinde yer alacak. Dolayısıyla ben bu bağlamda zihin ve duygu dünyamıza önemli bir açılıma sebep olacağına inandığımız bu başlık üzerinden konumuz ilerleyecek. Konuya akışına girmeden önce hepinize programımıza ekranda gördüğünüz WhatsApp numaramız üzerinden mesaj ve yorumlarınızı iletebileceğinizi hatırlatmak istiyorum. Ayrıca dostlar programımız akışı esnasında yorum ve mesajlarınızı katılabileceğiniz gibi programımızın saat 11'de tekrarı var. Oradan takip edebilirsiniz. Yetişemediğiniz ve izleyemediğiniz kısımları ve ayrıca da tabii ki bizim sosyal medya hesaplarımızdan programımıza ilişkin yayınlar orada da devam ediyor. İstediğiniz zaman oradan da ulaşmanız mümkün. Bu hatırlatmaları yaptıktan sonra zamanımızı iyi kullanmak adına hemen programımızın akışına geçiyorum. Tabi Hristiyanlık tarihi derken, Hristiyanlıktan bahsederken mutlaka olaya Hz. Meryem aleyhisselamdan başlamak gerekir. Ki kendisi Kur'an'da ismi zikredilen e, en hayırlı kadın diye tanımlanan iki isimden birisidir. Bunlardan bir, birisi Firavun'un eşi Asiye validemiz, diğer de Meryem aleyhisselamdır. Evet, Meryem Aleyhisselam babası e, Hazreti İbrahim'in soyundan gelen İmran adlı bir şahıstır ki o sülalenin soyuna da İmran sülalesi deniliyor. Yani seçkin bir ailedir İmran ailesi. Hazreti İbrahim'e kadar dayanır kökeni. Annesi ise Hanne'dir. Hanne e, Hanım e, uzun zaman çocuğu olmamış bir insandı. Bundan dolayı bir gün şöyle dua eder. Allah'a niyazda bulunur ve der ki: "Allah'ım der. Bana bir çocuk bağışla ve ben o çocuğu ilk doğan çocuğumu der mabede hizmetçi olarak adayacağım." Musevilerde bu bir genel gelenektir o dönemde. Nasıl bir gelenek? İlk doğan çocuklarını genelde mabede hizmet olarak hizmetçi olarak adıyorlar. O çocuk orada mabedin hizmetlerini gerçekleştiriyor. Aynı zamanda ilim yani e, inandığı din üzerinden e, ilim e, tahsil ediyor. Dolayısıyla bir adama e, kültürü var bu şekilde. Hazreti Hanne Hanım da olmayan çocuğu için böyle bir niyazda ve temennide bulunuyor. Adakta bulunuyor. Tabi e, bu e, dileği ve niyazının sonucunda da duası kabul olur. Ve Hanne Hanım'a bir evlat nasip olur. Fakat Hanne Hanım şunu görür ki, bu arada şunu da söyleyelim. O mabet neresi biliyor musunuz? Geçen haftalarda da bahsettiğimiz Kudüs tarihinde bahsetmiş olduğumuz e, Hz. Süleyman zamanında inşa edilen Beytül Makdis veya Mescid-i Aksa'dır. Oradaki bir o, o, bulunan mabeti işaret etmektedir. Evet. Bu dönemde de Zekeriya Aleyhisselam hayatta ve mabetten sorumlu kişidir. Meryem Aleyhisselam'ın sonunda çocuğu olur. Fakat erkek çocukları mabede adanmaktadır. Halbuki olan çocuğu bir kız çocuğudur. Dolayısıyla burada böyle bir e, beklenmedik bir gelişme yaşanmıştır. Bundan dolayı da e, aynen şöyle ifade eder. Kız çocuğu erkek çocuğu gibi değil. Ben onu mabede nasıl bağışlayacağım? Mabede nasıl hizmet görecek? Bizim geleneğimizde, inancımızda böyle bir şey yok gibi bir şüpheye kapılır. Endişeye kapılır. Fakat mabedin sorumlusu olan, o dönemde hayatta olan ve kendisi yine peygamber olan Zekeriya aleyhisselam hiç endişelenme der. Ben o çocuğu hizmetli olarak o mabede alacağım ve orada eğitimini alacak, mabette çalışacak der. Ve böyle Zekeriya aleyhisselam sorumluluğu alarak Adı Meryem Konan. Hanne Hanım ve İmran Bey'in soyundan, sülbünden gelen bu çocuk, mabede Zekeriya Aleyhisselam vesilesiyle girer. Fakat tabi Museviler buna müthiş bir şekilde o dönemi yaşayan Museviler itiraz ederler. Neden? Bizim kültürümüze böyle bir şey yok. Mabette bir kız çocuğunun ne işi var? Oradaki bulunan çocuklar, hizmet edenler, ilim tahsil edenler hep erkek çocuğu diyerek muhalefet ederler. Fakat Zekeriya Aleyhisselam İlginç bir şekilde bütün bu muhalefete göğsünü gererek hepsini karşısına alarak mabede Meryem Aleyhisselam'ı yerleştirir. Evet, böylelikle dostlar işte adı da Meryem'dir bakın. Meryem isminin özel bir anlamı var. Süryanice'de Meryem hizmetli anlamına geliyor. Dolayısıyla Meryem ismi o mabede hizmet eden bir hanımefendiyi ifade eden bir isimdir. Evet, sonuçta ha burada şunu da ifade ederim. Zekeriya Aleyhisselam, o zaman için hayatta olan Zekeriya Aleyhisselam Meryem Aleyhisselam'ın kardeşi olan, kız kardeşi olan İhya'nın İsha'nın pardon, İsha'nın kocasıdır. Yani bir anlamda akrabalık bağları var. Kız kardeşinin kocasıdır. Kız kardeşi İsha'nın kocasıdır Zekeriya Aleyhisselam. Ve mabedden sorumludur. Bu yüzden de Meryem Aleyhisselam hiç düşünmeden kendisi dostlar mabede almıştır. Evet. Peki. Olaylar. işte bundan sonra artık olaylar gelişiyor. Tabii ki biz burada şunu biliyoruz. Mabette yaşamış. Bir inziva hayatı yaşamış Meryem Aleyhisselam. Oradan hiç çıkmamış. Dolayısıyla da bütün toplum tarafından bütün bir hayatını Allah'a ibadete adamış, ibadetle geçiren, ilim tahsil eden bir mübarek hanım olarak tanınmış. Tabi Meryem Aleyhisselam'ın bu özelliği, bütün toplum için bir imtihan. Çok önemli bir imtihan. Nasıl ki peygamberlere bir takım mucizeler veriliyor, Meryem Aleyhisselam'a da burada bir mucize veriliyor. Ve bu mucize, bütün toplumun da aynı zamanda imtihan konusu oluyor. Yani, mucizeler bir peygamberin Allah'ın uluhiyetine, ona olan rabıtasına bir alamet, bir alameti farika olduğu gibi ona tanık olan toplum içinde çok büyük bir imtihan konusudur. Aynen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yetim olması, okuma yazma bilmemesi ve buna karşılık vahye muhatap olarak bütün toplumun asillerine, soylularına, seçkinlerine karşın bir öğretinin, ...bir inancının temsiliyetini üstlenmesi gibi. Bakın burada da aynı şey gerçekleşir. Meryem Aleyhisselam... ...sonuçta malum biliyorsunuz hamile kalır. Kendisi de buna çok şaşırmıştır. Hatta aynen Kur'an'da da ifade edildiği gibi... E, ...bana hiçbir erkek eli değmemişken bu nasıl olabilir der. Fakat tabii ki aynı zamanda Kur'an ona kendi Kur'anî ifadede bu sorunun cevabı verilmiştir. Denir ki kendisine aynen Allah dilediğini böylece yaratır. Bu işin olmasını, bir işin olmasını dilerse eğer, ol demesi yeterlidir. Ali İmran suresinde 47. ayet-i kerime. Dolayısıyla dostlar zaten bu olayın hikayesi tamamen Ali İmran Suresi'nde geçiyor. İnşallah dersten sonra da bu programdan sonra şöyle bir mealine bakmanızı tavsiye ederim okumanızı. Evet hamile kalmıştır. Fakat kendisi tabii ki büyük bir imtihanla karşı karşıya. Bunu topluma nasıl açıklayacak? Kimsesi kendisine el değmemişken, kimseyle birlikteliği, nikahı olmazken bu hamileliğini topluma nasıl açıklayacak? Bu ondan bundan dolayı büyük bir endişe ve kaygı içerisindedir. Nihayetinde toplum bu mucizeye tanık olur. Ama tanık oldukları mucize karşısında Musevi toplumu veya o gününkü yine kendilerine yakıştırdıkları isimle söyleyecek olsak Yahudiler kendilerine yakışanı yaparlar ve inkar ederler. O güne kadar gözlerinin önünde bir mübarek insan olarak bütün bir hayatını Allah'a ona ibadete adamış bir insan olarak hayatını geçirmiş olan ve kimseye eli değmemiş olan, gözlerin önünde bir mabette ömrünü inziva halde geçirmiş olan Meryem Aleyhisselam'a iftira atmaktan, onu bir Romalı askerle gayrimeşru ilişki içerisinde olmuş olmakla suçlamaktan haya etmemiş ve çekinmemişlerdir. Dolayısıyla burada büyük bir imtihanla karşılaşmış ve yine bu imtihanı kaybetmişlerdir. Tabi bunun bedelini de ağır bir şekilde ödeyecekler zamanı gelince. Evet işte dostlar İsa aleyhisselam Meryem aleyhisselamdan bu şekilde dünyaya geliyor. Evet tabi İsa aleyhisselamı şöyle görüyoruz dostlar. İsa aleyhisselam dünyaya geldiği zaman e, uzun zaman uzun bir süre toplumu gözlemiş oradaki hata ve yanlışların farkındalığında olmuş. Fakat Olaylara müdahale etmemiş. Yani bizzat bir peygamberlik durumunu direkt o devreye sokmamış. Bir süre beklemiş. Neden? Bu süreç içerisinde çok ilginçtir. Bu görevi teyze oğlu olan Yahya Aleyhisselam gerçekleştiriyor. Yahya Aleyhisselam Zekeriya Aleyhisselam'ın oğludur. İlerleyen bir yaşında dünyaya gelmiş bir oğludur. Dolayısıyla da Hazreti İsa'nın teyze oğludur. aralarında böyle bir akrabalık ilişkisi var. Zeki e, Yahya Aleyhisselam toplumun çarpıklıklarına, Allah'ın vahyettiği dinin hukukundan uzaklaşmış olduklarına vurgu yapıyor. Onları yeniden Hazreti Musa'nın tebliğ ettiği, kendilerine anlattığı hukuka, Tevrat'ın yasalarına geri dönmeye ve bu anlamda İslam bir kimliğiyle ahlaklanmaya davet eden bir mücadele gerçekleştiriyor. Bu yüzden de Yahudiler müthiş bir şekilde Yahya aleyhisselama düşman olmuşlar. Ne bu ya senden çektiğimiz? Hiçbir şey beğenmiyorsun, her şeyi eleştiriyorsun, her şeyi çok bilmişsin, her şeye karışıyorsun şeklinde kendisini şiddetle eleştiriyorlar. Evet, rivayet odur ki Hz. İbrahim, pardon, e, Hz. İsa aleyhisselam bugünkü Ürdün topraklarında yaklaşık olarak e, Şeria Nehri'nin kıyısında yerleşik olduğu rivayet edilir. Yahya Aleyhisselam'a yani teyze olma ziyarete gelir. Hristiyanların inancına göre anlatıyorum burayı parantez içinde. Hristiyanların inancına göre bu ziyaret sırasında Yahya Aleyhisselam İsa Aleyhisselam'dan Batı Şeria Nehri'ne girip vaftis olmasını ister. Yani yıkanmasını ister. Sonra bu olaydan sonra onun tepesine bir kuş iner. Ona kutsal ruh diyorlar. Biz Cebrail aleyhisselam dediğimiz peygamberlere bu konuda aracılık eden e, mele, onlar kutsal ruh diyorlar. Ben Hristiyan inancına göre anlatıyorum. Bir kuş iner ve kendisinin peygamberliğini ilan eder Hazreti İsa'nın. Evet, tabii bu olayla beraber işte Hazreti İsa bir peygamber kimliği kimliğiyle ortaya çıkar. Şimdi olayı açıklıyorum bizim inancımız açısından aslında orada Yahya Aleyhisselam'ın yaptığı şey onların vaftiz dediği şey şudur. Bizim dilimizde ve kendi inancımızda olan abdest olayıdır. Biz günümüzde de bir hayırlı işe başlayacaksak, bir güzel sorumluluğun altına ağır bir sorumluluğun altına gireceksek ne yapılır? hem maddi hem de manevi bir arınma ve temizlenme işlemi gerçekleştirilmesi sünnete uygun bir tavırdır. İstiğfar edilir, boy abdest alır yani yıkanılır. Dolayısıyla orada da kendisine gelen insanlara Yahya aleyhisselam bunu yapıyordu. Batı Şariye nehrini götürüyor, onların hem maddi anlamda kirlerden arınmalarını, bir abdest almalarını hem de istiğfar ederek manevi kirlerden arınmalarını istiyordu. Yani dolayısıyla Hazreti İsa aleyhisselam tamam bir peygamberdi, günahlarından korunmuş ismet sıfatına sahipti ama o da bu sünnete uydu. Dolayısıyla Hristiyanlar bunu çarpıttılar ve vaftiz denilen yani insanların ta Hazreti Adem'in cennette işlediği günahın vebalini taşıdı ve bundan arınmak için de Yahya aleyhisselam insanları yıkandırdığı gibi bir gerekçeye e, sığınarak bir mantık uydurarak her doğan çocuğu daha sabit ya annesine yeni doğduğunda biliyorsunuz kiliselere götürüyorlar ne yapıyorlar? Vaftiz adı altında yıkıyorlar o çocukları okunmuş bir suda. Olayı yani çarpıtmışlar zemininden koparmışlar ama biz biliyoruz e, olayın ne anlama geldiğini ve bu, bunu da açıklamış oldu Evet, böylelikle işte Yahya Aleyhisselam'la olan irtibatı bu şekilde. Yahya Aleyhisselam dostlar dediğimiz gibi toplumla mücadele halinde, toplumun çarpık yönleriyle, çürümüşlüğüyle, ahlaksızlığıyla büyük bir mücadele veriyor. Nihayetinde bulunduğu eyalette eyalet valisinin gayrimeşru bir ilişki içerisinde olduğunu görüyor ve bizzat valinin köşküne baskın yaparak onu bu hatasından ve günahından istiğfar etmesinin vazgeçmesi yönde itham ediyor. Yahya aleyhisselamın bu tavrı valiyi çok rahatsız eder. Ve hemen adamlarına emir verir. O adamları Yahya aleyhisselama uydurma bir suçtan, kendi kafalardan uydurdukları bir, ona atfettikleri bir suçtan dolayı tutuklarlar, hapse atarlar. Daha sonra da o hapiste Yahya aleyhisselam valinin adamları tarafından katledilir. Böylelikle Yahya aleyhisselam Yahudi, Yahudilerin, İsrailoğulların elinde katledilmiş bir peygamber olarak tarihe geçer. İşte bu olaydan sonra Hz İsa devreye girecek. Ve o da aynen Yahya aleyhisselam gibi bütün toplumun çarpıklıklarına, çürümüşlüklerine, ahlaksızlıklara dikkati çekerek Vazgeçin bu hatalarınızdan, istiğfar edin ve size Hazreti Musa'nın getirdiği o Tevrat'ın ilke ve prensiplerine geri dönün diyerek davette bulunur. Yani şunu söylemek istiyoruz. Ne Yahya aleyhisselam ne de Hazreti İsa yeni bir din getirmediler. Zekeriya aleyhisselam yeni bir din getirmedi. Meryem aleyhisselam yeni bir dinden bahsetmedi. Ta Adem Aleyhisselam'dan beri var olan, Allah'ın kullarına ve arza insanlığa vahyetmiş olduğu İslam'a çağırdılar. Dolayısıyla yeni bir din oluşturmadılar aslında. O topluma en son gelen peygamber olan Musa Aleyhisselam'ın onlara öğrettiği hukuka tabi olmaya davet ettiler. Dolayısıyla gerek Yahudilik gerekse Hristiyanlık onların bu davetini icabet etmeyen Onların bu davetini kendi istek ve in, in, arzularına uyarak çarpıtan insanların zihin dünyasını oluşturdukları inançlar orta, olarak ortaya çıktı. Yoksa dostlar bu peygamberler asla İslam dışına bir dini tebliğ etmemişlerdi. Evet. Dolayısıyla Hz. İsa'nın faaliyete başlaması. Yahya Aleyhisselam'ın vefatıyla beraber başlar. Ve kendileri dostlar dediğimiz gibi her ikisi de aslında insanlığı İslam'a davet etmişlerdi. Evet, dolayısıyla bu mücadelesinin sonrasında ayrıntıları geçiyorum. Hikayeyi mümkünce kısa ve öz tutmaya çalışıyorum. Hz. İsa'ya o günün toplumunda 12 kişi inanmıştı, iman etmişti toplam 12 kişi. Hristiyanlar onlara havariler diyorlar. Kur'an-ı Kerim'de bu kişilere beyaz elbiseliler diye tabir kullanılır. Yani Hz. İsa'nın tebliğine, onun davetini icabet etmiş, ona yardımcı olmuş, onun davasını omuzlamış, onunla birlikte mücadele vermiş bu insanlara onlar havariler diyor. Kur'an'da ise beyaz elbiseliler ifadesi kullanılıyor. Sonuçta malum biliyorsunuz Hz. İsa bütün bu tebliğ ve irşat çalışmalarının sonrasında dostlar Yahudiler tarafından aynen Yahya Aleyhisselam'a yapıldığı gibi katledikleri gibi Hz. İsa'yı da bir terörist toplumu ifade eden, mevcut düzeni bozan bir terörist muamelesiyle e, muhatap ederler. Bu anlamda tanımlarlar ve sonuçta da kendisini o, o e, inanmışlar grubu içerisinde olup da kendisi ihanet eden bir kişinin e, ispiyonlaması sonrasında Hz. İsa'yı yakalayarak, Hristiy yine tırnak içinde söylüyorum, Hristiyanların inancına göre çarmıha gelerek ki o zamanlar için yaygın bir infaz yöntemidir, suçlular için uygulanan e, onu öldürürler. Hristiyanlar şöyle düşünür. O öldürüldü Yahudiler tarafından. Yahudiler de öldürdük diyorlar. Fakat Hristiyanlar şöyle diyorlar. Onun ruhu Allah tarafından gökyüzüne çekildi. Gökyüzüne zaten öldürülemez. Çünkü babasız doğduğu için o, onu bizzat Hazreti İsa'yı Allah olarak alan, onun fiziki varlığını yerizlik görüntüsü olarak görüyorlar Hazreti İsa'yı. Dolayısıyla gökyüzüne çekildi. Mesih olarak da ahir zamanda. Ne zaman derseniz bugünlerde, şu içinde yaşadığımız zamanlarda geri döneceğine inanıyorlar. Yeniden Hristiyan toplumun başına geçeceğini ve bütün dünyayı hakimiyet altına tutan büyük kilise krallığını kuracağına inanıyorlar. İnançları bu şekilde. Şimdi tabi Kur'an'da nasıl geçiyor? Kur'an'da ise onlar onu öldürmediler. Ona dokunmadılar. Hatta çarmıha dahi germediler. Allah onu İspiyonlayan havariyi ona benzetti ve dolayısıyla da Allah'ın bu mucizesiyle Hazreti İsa korundu ve Yahudiler o havariyi alıp onu katlettiler. Dolayısıyla Hazreti İsa'ya hiçbir şekilde ilişemediler şeklinde ee, Kur'an'da bu şekilde açıklıyor olayı. Peki Hazreti İsa aralarından ayrılınca o 12 tane havari meseleye sahip çıktı. Ne yapacağız? Hz. İsa aramızdan ayrılama biz bu davayı bırakmamamız lazım. Kendi aramızda örgütlenip bu mücadeleyi devam ettirmemiz lazım. Hz. İsa'nın bize emanet ettiği tebliği, irşatı devam ettirmemiz lazım dediler. Gerçekten büyük bir mücadele verdiler. Kudüs çerçevesinde içerisinde örgütlenerek. Fakat işin ilginç tarafı ve hızla da yayıldı bu din. Özellikle Antakya tarafına gittiler. Antakya'da yaptıkları mücadeleler sonrasındaki Antakya o dönem için Romalılar için önemli bir merkezdir. Ciddi anlamda din yayılma gösterdi. O yüzden de Hristiyanlar günümüzde hala Antakya'yı Hristiyanların doğduğu, ortaya çıktığı, büyüdüğü ve e, gerçekten din kimliği kazandığı ilk böyle nasıl söyleyelim beşik doğduğu nokta olarak görürler. Fakat çok ilginç. Yani havariler Hz. İsa gibi onlar da aslında insanları neye çağırıyorlardı? Hz. Musa'nın e, davetine çağırıyorlardı. Onlar da İslam'a çağırmışlardı. Fakat işte burada kırılma noktası gerçekleşti. Hristiyanlık nasıl gerçekleşti? ayrı bir sapkın din olarak nasıl ortaya çıktı? O kritik noktayı açıklıyorum şimdi. Dikkatinizi dikkat, e, toplamanızı istiyorum. Yahudiler Hristiyanları topluyor, katlediyorlar. Onlara baskı, zulümler yapıyorlar, hapse atıyorlar. Hatta Romalıların da baskısını uğruyorlar. Dolayısıyla ciddi bir problem var. İşte böyle bir ortamda Yahudiler diyorlar ki: "Şam'da da Hz. İsa'ya inanan, ona tabi olan kişiler varmış. Hemen ordu hazırlayalım, oraya gidelim, onları da tutuklayalım, ortadan kaldıralım." diyerek bir ordu çıkarıyorlar. İşte bu ordunun içinde bulunan kişi kim bu? Hristiyanlar buna Aziz Paul diyorlar. İncil'de ise bu kişinin ismi Saul diye geçiyor. Bu adam bir Yahudidir. Hristiyanları yakalayıp öldüren, katleden bir adamdır. Ve Şam tarafına da bu iş için gidiyor. Fakat yolda giderken ordusuyla beraber, orduyla beraber giderken kendi iddiası şu. Gökyüzü açıldı, ve bana oradan Hazreti İsa gözüktü diyor. Bakın Hristiyanlar bunu bu şekilde anlatıyorlar. Aynen. Ve diyor ki, Güya, gökyüzünde Hazreti İsa'yı görüyor ve diyor ki, Ey efendim sen kimsin? Tanımıyor Hazreti İsa'yı. Çünkü hiç ömründe görmemiş. Hazreti İsa hiç karşılaşmamış bir adam. Hazreti İsa da ona diyor ki, Ben senin zulmettiğin İsa'yım. Haydi kalk ve kente gir ne yapman gerektiğini orada sana söyleyecekler diyor. Böylelikle Paul kendisine Hz. İsa tarafından vahiy ile bir görev verildiğini, Hristiyanlığı kurma, inşa etme görevi verildiğini iddia ederek faaliyete başlıyor. Kendisi de iyi okumuş yani böyle aklı eren eğitimli birisi Paul. Ve ne yapıyor biliyor musunuz? İşte bugünkü testise dayalı, çok tanrılı, Ondan sonra ne diyelim, Hazreti İsa'yı ve Hazreti Meryem'i tanrılaştıran putperest altını çizerek söylüyorum, Hristiyanlık anlayışını ilk kez okurguluyor. Kendisi bir Yahudidir. Güya bu olaydan sonra dönüyor, tövbe ediyor, Hristiyan oluyor. Ve Hristiyanlığa da Hristiyanlık adını koyan, yani bundan sonra Hazreti İsa'ya tabi olanları da Hristiyan ismini koyan kişidir. Dolayısıyla Hristiyanlığı bir Yahudi kişi, adı e, Hristiyanların Saul dedikleri veya Aziz Paul dedikleri kişi kurmuştur. Bu inancı o tesis etmiştir. Dolayısıyla biz buradan şurada da varabiliriz. Şöyle düşünebilirsiniz. Vay be! Yahudiler... Hristiyanlığın da genetiğiyle oynamış, ona, onun kurallarının ilke prensiplerini onlar oluşturmuş diyebilirsiniz. Mümkündür. Burada tabii ki Hazreti İsa hiç görmemiş, tanımamış, onu dinlememiş birisinin Hristiyanlık üzerine böyle bir tasarrufta bulunması çok ilginç. Hatta şunu söyleyelim. Hazreti İsa'ya tabi olmuş, onunla yolculuk yapmış o 12 tane havari vardı ya, onların hiçbirisi de bu Aziz Pol'u, tanımamışlar. Onu kabul etmemişler. Sen ne anlatıyorsun? Ne saçmalıyorsun? Bu söylediklerinin asla İsa'nın söyledikleri alakası yok demişler. Fakat Paul demiş ki ya siz ne diyorsunuz? Ben gökten vahiy aldım. Bana bu görev verildi. Siz kimsiniz demiş. Ve Hz. İsa'ya bizzat tabi olmuş. Onun nasihatlerini dinlemiş. Onun aynı sofraya oturmuş olan arkadaşlarını da dışlayarak Hepsinin önüne geçmiş. Dolayısıyla dostlar işte e, Hristiyanlık dediğimiz sapkın e, İslam ilke prensiplerinin dışına çıkan inanç bir Yahudinin dönme, Yahudinin e, kurguladığı ve kendi kafasında şekillendirdiği bu sistem üzerinden ortaya çıkıyor. Evet. Dolayısıyla dostlar durum böyle. E, Tabi Gerçekten buna rağmen de bu inanç o kadar hızla yayılıyor ki o günün Roma İmparatorluğunda ki bu, bu dönemde Roma, Kudüs'e, Filistin'e de hakim olmuş. Dolayısıyla Roma İmparatorluğu'nun Anadolu coğrafyası özellikle Hristiyan'ın en hızlı yayıldığı coğrafyaya dönüşmüş. Ve böylelikle bir anda Roma'nın da büyük bir düşmanı haline dönüşmüş Hristiyanlar. Roma İmparatorluğu da nerede Hristiyan var onları yakalayıp tutuklamaya, onlara işkenceler yapmaya, engellemeye çalışmış. Bu arada Roma İmparatorluğu'nun inancı eski antik Yunan'da dayanan çok tanrılı putperest bir inanç. Roma Kralı da kendisini Tanrı'nın oğlu diye tanımlıyor bakın. İşte bütün bu gelişmelerin sonrasını bakıyor ki Kral Konstantin, Roma Kralı. Bu böyle olmayacak diyor. Bu dinde hızla yayılıyor. Bir çağrı olarak hemen konseyi topluyor, karar alıyor ve Kral Konstantin Dostlar Hristiyanlığı özgürleştirerek Roma'nın resmi dini haline getiriyor. Böylelikle Konstantin adeta Roma'nın ve Avrupa'nın e, Hristiyanlaşmasının kapısını aralamış oluyor. Evet, tabii ki bu olay önemli bir olay. Bu Fakat şöyle bir şey var. Kral Konstantin de samimi değil. Neden samimi değil? Bakıyor önüne geçemediği bir yaygın bir inanç türü var. Roma'yı bir arada tutması lazım. Yoksa parçalanacak. O zaman diyor ben bu inancı kapıyı açayım. Eskiden Roma kralları ne yapıyordu? Kendilerini Zeus'un, Tanrı Zeus'un çok tanrılı sistemdeki en büyük tanrı olarak tanımları o eski antik Yunan'ın büyük tanrısı Zeus'un oğlu olarak tanımlıyordu. Şimdi diyecekler ki artık tanrının oğlu Hazreti İsa'dır. Dolayısıyla kral da onun vesayeti altında görev yapan kişidir diyerek kendilerinin kutsiyetini, idari anlamdaki otoritelerini Hazreti İsa'ya bağlayan bir zihin yapılanmasına geçecekler. Evet bakın şimdi bunun en güzel örneği yani şöyle söyleyelim. Eski Yunan'a ait çok tanrılı inanç sistemini Roma İmparatorluğu Hristiyanlığa dönüştürmüş. Hristiyanlığa benzetmiş. Yani Hristiyanlığı adeta genleriyle oynamış. Bunun en güzel kanıtını şimdi ekranda isteyeceğim. Yönetmenimden bir numaralı Zeus heykeli. Evet görüyorsunuz şu anda ekrana geldi. Bu ne biliyor musunuz? Bugün Avrupa'da bütün dünyada hatta Hristiyanların en büyük inanç merkezi neresidir? İtalya'daki Vatikan'dır. Vatikan'a gittiğiniz zaman ne görüyorsunuz biliyor musunuz? Kapıdan girdiğiniz zaman Vatikan'da koskocaman böyle gördüğünüz eski Yunan'ın tapındığı antik Yunan'da tapınılan Zeus heykeli görüyorsunuz. Ya sana peygamber gelmiş, vahiy gelmiş, kutsal bir dine inandığını iddia ediyorsun. Ve böyle bir inanç merkezinin tam göbeğinde ve merkezinde, şimdi papaya sormak lazım, oradaki konsüllere sormak lazım şeylere, büyük rahiplere. Böyle bir putperest anlayışın heykelinin sizin inanç merkezinin ortasında ne işi var arkadaş? Bu eski putperest anlayışın sizin inanç merkezinin ortasında ne işi var? Bu soruya cevap soruyorsun. sormuş olsak emin olun verecekleri bir cevapları yok. Aslında bu, şunu gösteriyor bu heykel, bize şunu kanıtlıyor. Hristiyanlık dedikleri şey, onların eski putperest inançlarını Hz. İsa'ya yorumlayarak, onunla bağdaştırarak, rabıtalandırarak oluşturdukları pagan bir inanç. O yüzden zaten e, e, Hristiyanlık, şöyle söyleyelim, çok tanrılı bir kapı, yapı, yapıya sahip. Diyorlar ya işte, testis üçleme, ki birazdan onu daha net bir şekilde açıklayacağım. Evet. Sonuçta Hristiyanlık hızla yayıldı. Fakat ortada ne bir kitap kaldı, ne peygamber kaldı, ne onun sünnetine dair bilgi ve belge kaldı. Üstelik kurgulanan inanç da Roma kralı ve dönme bir Yahudi tarafından yeniden kurgulandı. Ortada Hristiyanlığın özüne dair hiçbir şey kalmadı. Bu yüzden de dostlar ne oluyor biliyor musunuz? yüzlerce, binlerce kilise ve her kilisenin elinde onlarca, yüzlerce İncil. Herkes bir Hristiyanla inanını söylüyor ama hiç kimsenin Hristiyanlığı diğerine benzemiyor. İşte tam Milattan sonra 325 yılında Roma kralının emriyle İznik'te konsül toplanıyor ve diyorlar ki ya rahipleri topluyorlar. Gelin şu derde bir çare bulalım. Bu ne? Herkes Hristiyan olduğunu iddia ediyor ama Herkes, her, herkesin Hristiyanlığı birbirinden alakası yok. Herkesin elinde bir kitap var. Hiçbir kitap diğerine benzemiyor. Ne yapacağız? Bunu derleyip toplayalım dediler. Ne yaptılar biliyor musunuz? Yüzlerce İncil'i orada çeşit çeşit İncil'i okuyarak, değerlendirerek çoğunu yaktılar. Ve en sonunda eleye 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 dörde düşürdüler. Üstelik de bu İncil'lerin hiçbirisi Hz. İsa ile alakası yoktu. Hz. İsa'yı gördüğünü, onu tanıdığı iddia eden, ondan duyduklarını iddia eden bir takım insanların dostlar, rivayetlerden oluşan söylemlerdi bunlar. Dolayısıyla dostlar, işte bakın bu konsülün toplandığı ve İncil'i bir ortak metin olarak düzenlemeye çalıştığı tarih ne zaman? Milattan sonra 325. Yani bir şey dikkatinizi çekmek istiyorum. Mirat Hazreti İsa'nın doğumuyla başladığını düşünecek olursak ki öyle kabul ediyorlar. Hazreti İsa doğduktan yaşadıktan tam 3 asırdan daha fazla 325 yıl sonra kitap oluşturmuşlar. Yani Ortada artık ne hak kalmış ne hakikat kalmış. Tam 325 yıl sonra yüzlerce kitabı eledikten sonra oluşturdukları bir metin ellerindeki ve o en son oluşturdukları dört kitap da onlar da birbirine benzemiyor. Evet. Evet çok ilginç tabii ki bunlar. Luka, Matta, Yuhanna, Marco dedikleri dört tane İncil. Tabii bu olaydan yaklaşık bir 7 asır sonra da yani Hz. İsa'nın milattan sonra 7. 7. asırda da yine bir konsül toplanıyor. Bu sefer de şunu söylüyorlar. Ya diyorlar bu kiliselerde heykellere, resimlere, gravürlere, minyatürlere tapınılıyor. Bu putperest bir inanç. Biz bunu kaldırmalıyız iddiası ortaya atılacak ve bunun için de yasak konacak. Yani bizzat ikinci İznik konsülünde Dostlar, kiliselerde resim, figür yapılması ve bunlara tapınılması yasaklanmış. Peki bu karar tutulmuş mu yerine gelmiş mi? Bugün hangi kiliseye baksanız, ne yazık ki bu kararın hiçbir şekilde yürürlüğe girmediğini çok rahat görebiliyoruz. Hatta şöyle söyleyelim, Güney Amerika gibi böyle bir takım uzak coğrafyaların Hristiyanlığında bizzat artık heykellere tapınılıyor. Evet. Bu da çok dikkat çekici bir durum. Evet, dolayısıyla yani Hz. İsa ne anlatmıştı, olay nereye geldi? Nereden nereye? Bunu dikkatinizi çekmek adına söylüyorum. Halbuki o birinci izni konsülünde Arius adlı bir rahip var. Yalvarıyor, gelin yapmayın diyor. Tek ve bir olan bir Allah var, Ondan başka Rab yoktur. Bu çok tanrılı anlayış sistemini uzaklaşın diyor ama sözünü dinletememiş. Çünkü kendisi de pagan inançtan, antik Yunan'ın çok tanrılı sisteminden geldiği için Roma yine bu inanç üzerinden yürümeyi kendilerine esas kabul etmişler ve çok tanrılı bir inanca dönüştürmüşler. Evet. Ben şöyle konuyu toparlamak adına Hristiyan'ın dostlar sadede gelirsek inancının esası şudur. Allah Adem Aleyhisselam'ı yarattı. Sonra Havva Aleyhisselam'ı yarattı. Fakat Adem Aleyhisselam cennette günah işledi. Allah'ın yasakladığı meyveden, onun yasakladığı ağaçtaki meyveden yedi. Ve böylelikle kovularak yerine gönderildi. Bu günahın bedelini ödemek için. Fakat insanı burada yalnız bırakmadı. Ona peygamberler göndererek Adem Aleyhisselam'a rehberlik yapıldı. Fakat insanoğlu yine de hakikate tabi olmadı. Zulüm yapmaya, kan dökmeye devam etti. Bunun üzerine Allah karar verdi ve dedi ki bunlar peygamber göndermekle yola gelmeyecekler dedi. Sonra İsa Aleyhisselam'ın sürüyetinde fiziki varlığında kendisi yeryüzüne indi. Ve onun varlığında bütün insanların günahı adına Tanrı kefaret ödedi. Onun görüntüsü altında zulüm ve işkencelere maruz kalarak tüm insanların kefaretini ödedi. Sonra da İsa Aleyhisselam'ın Yahudiler tarafından öldürülmesi sonrasında o ruh yani tanrısal ruh tekrar gökyüzüne yükseldi. Buna inanıyorlar. Tabi burada şunu söylemek lazım. Ya arkadaş, akıl var, izan var. İnsan günahkarsa ise eğer, Allah kefaret ödemek için, insan adı kefaret göndermek için niye yeryüzüne insin? Neden senin günahının bedelini Tanrı ödesin? Eğer o Tanrı ise, alemlerin Rabbi ise bizim inancımızdaki ifade ettiğimiz gibi, günahını bağışlar olur biter. Ne yeryüzüne inmesine ne de kendisinin işkence çekmesine gerek var mı? Bu nasıl bir Allah inancı? Bu nasıl bir tevhid inancı? Sizin kafanızdaki Allah dediğiniz şey nasıl bir şey ki? İnsanın günahının affolunması için ki affedecek olan da kendisi yeryüzüne iniyor. Hz. İsa'nın görüntüsünde ve kefaret ödeyerek ödemek adına eziyetler çekiyor. Bu sorunun cevabını bugüne kadar hala hiçbir Hristiyan da verebilmiş değil dostlar. Böyle bir sıkıntı. Evet, dolayısıyla da e, olayı böyle anlamak lazım. Evet, Devam ediyoruz yolculuğumuza. Tabii ki yolculuğa devam ettikçe çok gerçekten böyle insan aklına ve ruhuna uymayan, mantığına uymayan o kadar şeyle karşılaşacağız ki. Nihayet bunlardan bir tanesi de Efes'teki Meryem Ana Kilisesi hikayesi. Oraya geçiyorum şimdi. Evet Meryem Ana Kilisesi'nin şöyle görüntüsünü de alalım yönetmenimizden. O görüntü altında inşallah anlatalım. Rivayete göre, Hristiyanların inandığına göre dostlar, e, Hz. İsa vefat etmeden önce havarilerden Yuhanna'ya diyor ki, annemi al götür, onun emniyetini, güvenliğini sağla, koru diyor. Yuhanna da dostlar, Yuhanna İncil'i yazan, dört makbul İncil'in birini yazan kişilerden birisidir. Yuhanna Hz. Meryem'i alıp bugün bizim Batı Anadolu'daki Efes'e getiriyor. Orada işte bu binada, bu kilisede onun barınmasını sağlıyor. Hazreti Meryem de güya son zamanlarını burada geçiriyor. Evet, bu hikaye zamanında Yahudiler tarafından iddia edildi ve Hristiyan dünya da bunu kabul etti. Ve burayı adeta bir haç, bir kutsal ziyaret edilmesi gereken Hristiyanlık inanç sisteminin arka plandaki en önemli miraslardan biri olarak kabul ettiler. İşin vahim tarafı Türkiye Cumhuriyeti de o dönem bunu bir turizm aracı olarak gördü. O dediler, burası eğer haç merkezi olursa bütün Hristiyanlar turist olarak gelir, çok para kazanır diyerek bu, bu iddiayı sahiplendiler. Fakat aslında olayın arka planda ne yatıyordu biliyor musunuz? Şimdi Hristiyan e, Yahudilerin dostlar haram ve helalleri, inanç temel esasları, bir takım esaslar Müslümanlara çok benzer. Özellikle haram ve helaller çok benzer. Bu yüzden domuz eti yemeleri ve sünnet olmamalarından dolayı Hristiyanları necis millet olarak kabul ederler ve onların başta Kudüs ve Aksa olmak üzere Mescid Aksa olmak üzere kutsal topraklarına girmelerinin asla doğru olmadığını düşünürler. İşte nihayetinde Amerikalı bir Yahudi bir düşün bilim adamı, tarihçi sırf Hristiyanların Kudüs'e gelmemeleri, orayı ziyaret etmemeleri, Kudüs'e daha az Hristiyanların gelmesini sağlayabilmek amacıyla Kudüs'teki Hristiyanlara ait en büyük hatıra olan Meryem Aleyhisselam'ın hatırasını bu şekilde Batı Anadolu'ya taşıyarak onları topraklarından kurtarmaya, arındırmaya çalıştılar. Dolayısıyla bu iddia tamamen Yahudilerin bir uydurmasıdır. Asla Meryem Aleyhisselam ne Batı Anadolu'ya gitmiştir, ne böyle bir yolculuk yaşamıştır. İşin daha ilginç tarafı, Yuhanna, dostlar Yuhanna dedikleri, yani Meryem Aleyhisselam'ı buraya getiren o kişi ise, havari dedikleri kişi ise asla ömrü boyunca Kudüs'e gitmemiş. Hz. İsa'yı görmemiş ve dinlememiş. Ve e, Hz. İsa'nın ölümünden tam 80 yıl sonra İncil'i yazmış bir kişidir. Hazreti İsa'nın ölümünden 80 yıl sonra İncil yazmış bir kişidir. Yani Yuhanna'nın yaşam merkezi Efes, Hazreti Meryem'in yaşam merkezi ise dostlar Filistin'dir. İkisi birbirini asla görmemiştir. Ama dediğimiz gibi Yahudiler Hristiyanları Filistin'den sürgün edebilmek, çıkarabilmek için bu yalanı uydurdular. Evet, tabii biz de burada biraz saftilik gösteriyoruz. Ona da işaret etmek lazım. O da nedir? Ya bu topraklarda ne kadar bize ait hatıra varsa onu canlandırmak, dinlendirmek ve pazarlamasını yapmamız lazım. Biz her bir köşesini Hristiyanlığın hatırası veya kazanımı olarak bu topraklarda bir takım şeyleri canlandırmaya kalkarsak, bütün insanların gözünde ve zihninde şu canlanır. Siz burada misafirsiniz, zaten sonradan gelmişsiniz. Bu topraklar bizim inanç, değer ve yaşam alanımızın ana yatağı, ana vatanı. Bunu beslemiş olursunuz. Dolayısıyla buna da dikkat etmek lazım. Dolayısıyla bu bağlamda dostlar, ee, bu olayın da aslını bu şekilde açıklamakta fayda var diye düşünüyorum. Evet, bu arada bir mesaj gelmiş. Abdülkadir Sayar Bey, hayırlı yayınlar olsun Cengiz Bey diyor. Teşekkür ediyorum kendisine. Konunun akışı içerisinde kafanıza takılan, sormanız e, istediğiniz bir şey varsa yönlendirebilirsiniz. Bekliyorum cevap vermeye çalışıyoruz dostlar. Evet. Geliyoruz yine Hristiyanlığın çarpık anlayışlarından ve Hazreti İsa'ya yaftaladıkları çarpık düşünce tarzlarından birisi de evlenme konusudur. Malum biliyorsunuz rahipleri evlendirmiyorlar. Onların bekar kalmasını sağlıyorlar. Neden? Çünkü diyorlar Hazreti İsa hiç evlenmemişti. Ya bu mümkün mü? Bir kere Yahudiler hele ki şöyle söyleyeyim, ergenliğe erişir, erişir erişmez, o dönem için söylüyorum, gençlerin evlenmesini zorunlu kılmış bir geleneğe sahiptirler. Bir. İkincisi, İslam'da ve insanın doğasında da fıtratında evlenmek vardır. Bir peygamber neden evlenmesin? Kaldı ki Hz. İsa evlenmiştir, çoluk çocuk sahibi de olmuştur dostlar. Dolayısıyla da bu anlayışla olayı yine çarpıtıyorlar. Özellikle orada bir şey var. Şöyle söyleyelim. İnsanın doğasında olan bir konu ve nihayet mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadis-i şerifiyle olayı açıklayalım. Kendisi bir gün 25 yaşına kadar evlenmemiş bir gençle karşılaşıyor. Genci yanına çağırıyor, soruyor. Sen neden evlenmiyorsun? Bir sorunun mu var? Hayır, diyor genç. Peki, Evlenmekte maddi anlamda mı zorlanıyorsun? Genç, hayır diyor. Öyle bir sorunum da yok. O zaman diyor, sen şeytanın arkadaşlığını yapıyorsun diyor. Yani şunu söylemeye çalışıyor. Evlenmek, insanı günahlardan koruyan, nefsini perdeleyen, dolayısıyla haramlardan muhafaza eden bir perdedir. Bir örtüdür. İnsan doğasının fıtratında olması gereken şeydir. Dolayısıyla işte Efendimizin bu işaretinde olduğu gibi tüm peygamberler de evlenmişlerdir. Çocuk sahibi olmuşlardır. Hz. İsa'ya bu iftiradır. Ve bu yaftalamadan dolayı da şimdi bütün rahipleri evlendirmiyorlar. Hz. İsa ile düşünce ve ruh olarak bağdaşmaları için bakir kalmaları gerektiğini iddia ediyorlar. Bu yüzden de malum belki biliyorsunuz kiliseler ve Vatikan birbiri ardınca skandal sapkın olaylarla gündeme geliyor. Oraya hiç girmek istemiyorum. Yani bir peygamberin rehberliğinden, kılavuzluğundan, öğretisinden sapmış bir toplum nereye gelir? Nasıl bir düşünce yapısına ve ahlaka evrilir? Çok çarpıcı bir örneği bu da. Evet. Şimdi bir son yemek resmi var, tablosu var. Evet o da ekranımıza gelmiş. Rivayet odur ki bu tablo, tabi bu Leonardo Vinci tarafından yapılmış bir tablo, temsili bir tablo. Hz. İsa vefatından hemen önce havarileri toplamış, böyle bir yemekte bir onlara ikramlarda bulunmuştur. Bu yemekte onlara aynen sofrada gördüğünüz gibi ekmek ve ekmek ikram etmiştir. Hristiyanlar diyor ki dostlar işte buradaki ikramlar içecek olarak kendi kanını ve etini ikram etti. Yani ekmek ek, e, ikram ettiği ekmek dostlar kendi kanını temsil ediyor şey etini temsil ediyordu. ikram ettiği kırmızı şarap da kanını temsil ediyordu diyorlar. Bunu Hz. İsa ile ruhen ve düşünce olarak bütünleşmek için bunu yaptı diyorlar. Evet bu arada bir mesaj geldi. Hemen onu da okuyorum. Hocam Karapınarlardan saygılar, sevgiler, başarıların devamı. Ediyor. Teşekkür ediyorum. İsminizi de rica ediyorum. İsminizi de okumak isterim. İlgi ve muhabbetinizden dolayı teşekkür ediyorum. Evet. Dolayısıyla dostlar böyle bir şey. Ee, Evet, bir soru var. Hocam, hocam Hz. İsa tekrar yüzde inecek mi? Ahir zamanda Hz. İsa'ya inanan cennete girecek. Evet, şimdi dostlar, e, tabii bu konuda e, Kur'an'da açık bir ifade yok. Fakat e, şöyle bir şey var. Hz. İsa'nın ölmediğini bizzat Kur'ani anlamda biliyoruz. E, dolayısıyla göğe çekildiğini, bu bağlamda ahir zamanda ineceğini hatta iniş zamanının bu dönemler olduğuna dair e, ifadeler var. Biz e, bu bağlamda e, dostlar ben e, şöyle söyleyeyim. Çok kendimi bu konuda yetkin ifade etmediğim için cevap da vermek de istemiyorum. Çünkü çok tartışmalı bir konu. Ama e, kendi zannım evet e, bu dönemde ki zan üzerine konuşuyorum. Bunu da ifade etmek isterim. Bil, e, çünkü kendisi ölmemiştir Kur'an'ı ifadeyle öldürülmemiştir canlı hayatını kaybetmemiştir dolayısıyla sünnetullahın yerine gelmesi adına yerine inmesi ve vefat etmesi gerekir evet şimdi yeniden yemek sahnesine geçiyorum dediğimiz gibi orada şş, kırmızı şarap ve ekmek ikram eder ekmeğin kendisinin eti şarabın da kanı olduğunu kabul eder Hristiyanlar malum bildiğiniz gibi de ne yapıyorlar dostlar Kilise ayinlerini mutlaka ekranlarda bir yerlerde görmüşsünüzdür. Şarapla ekmek bandırarak yiyorlar. Bunu niye yapıyorlar? İşte Hz. İsa ile düşünce ve duygu olarak bütünleşmek, o sofranın misafiri olmak, o sofraya oturan ve eder gibi ona tabi olmanın, ruhen onunla bütünleşmenin yolu olarak kabul ediyorlar da onun için yapıyorlar işte bunu. Bilmem anlatabildim mi? Evet, peki. Dolayısıyla kendi böyle bir yorum yapmışlar. E, bu yorum yani tamamen kendilerine ait bir yorum. Bu yüzden de e, şarap gibi haram bir malzemeyi bu şekilde ekmekle bütünleştirerek tüketmeyi de e, bir mahsur görmüyorlar. Tabii şu çok önemli. Dostlar, e, Hz. İsa e, yaşadıktan dediğimiz gibi 3 asır sonra e, İncil kitaplaştırılmış. Aynı şey Tevrat içinde geçerli. Yahudilerin eline bulunan Tevrat dostlar kitaplaştırılması, kitaba dönüştürülmesi Ezra adlı bir alim tarafından milattan sonra 10. yüzyılda gerçekleştirilmiş. Hazreti Musa milattan önce 14. 13. asırda yaşamış. Yani Hazreti Musa'nın yaşantısından tam 20 asır sonra 20 yüzyıl sonra dostlar Tevrat kaleme alınıyor. Üç asırdan fazla bir zaman sonra İncil kaleme alınıyor. Dolayısıyla bugün hala yeryüzünde orijinalliğini koruyan bizzat peygamberin sağlığında kitaplaştırılmış ve kaleme alınmış, nakşedilmiş olan ve yeryüzünde asla tahrif edilmeden günümüze kalmış olan tek bir kutsal kitap vardır. O da Kur'an-ı Azimüşşan'dır. Allah kelamıdır. Bir peygamber olarak tavrı, sözleri ve ahlakı günümüze kadar hiç değişmeden rehberliği kalmış olan bir peygamber vardır. O da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Bunun altını çizmek istiyorum. Dolayısıyla da dostlar biz bu bağlamda şunu bilmemiz gerekiyor. Yeryüzünde var olan ve Adem Aleyhisselam'dan günümüze ulaşan tek inanç İslam'dır. Bunun dışında din olduğunu, kutsal kitaba sahip olduğunu söyleyen tüm inanç türleri sadece İslam'dan sapmış olan inanç türlerinden başka bir şey değildir. Bizim hak ve haklılığımızı ifade edebilmemizin, insanlara gerçek anlamda bir davet sunabilmemizin ve bu anlamda insanlara üzerimize düşen vazifeyi bir hakkın eda edebilmemizin olmazsa olmaz şartı da bu kitabın ahlakıyla ahlaklanabilmek, Son peygamberin bize rehberliği ve kılavuzluğundan en güzel şekilde istifade ederek doğru bir kimlik ve şahsiyeti ortaya sergileyebilmemizden geçer. Yoksa biz haklıyız. Bakın kitabımız değişmedi demek emin olun yetmez. Çünkü herkes kendince kendi mantığını ve haklılığını inşa ediyor. O zaman bizim haklılığımızı ifade edebilmemizin tek ve olmazsa olmaz şartı doğru ahlak, doğru duruş ve insanlığın yaralarına, acılarına, çaresizlere çare olacak doğru bir siyaset geliştirmemiz de mümkündür. Bunun çok uzakta olmadığını, yakın bir geleceğin İslam ahlakı ile insanlığın aydınlanacağı bir evre olacağına hiçbir şüphemiz yok. Bu inanç ve düşünceyle bugünkü paylaştığımız Hristiyanlık tarihi konusunda bize eşlik eden tüm gönül dostlarıma muhabbetle selamlıyorum hepinize hayırlı akşamlar diliyorum bir başka programda yeniden görüşmek üzere Allah'a emanet olun dostlar